Ve ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Suat Bezenk'in ilk bölümüyle sizlerin karşısındayız. Konuk olarak değerli hocamız Necdet Karataşlı'yı konuk etmek istedim. İlk programlar önemlidir. İnşallah güzel bir program olacak. Daha önce Necdet Karataşlı'ya ait sorulmayan, bilinmeyen soruların cevaplarını alacağız diyelim. Kendisini zorlayacağız. Peşin peşinde pazarlığımızı yaptık diyelim. Necdet Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Suat. Hocam nasıl gidiyor? Vallahi iyiyiz yani. Sana bir şey söyleyeyim Suat. Evet. İlk kez bir programa konuk oluyorum. O da demek ki bana nasipmiş. Vallahi o da O sana zaman çok nasipmiş. mutlu oldum. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin hocam. Sağ olasın Suat. Yine ilk programı tekrar hayırlı olsun senin Çok de. teşekkür ederim Gerçekten hocam. umarım harika olacağını zaten biliyorum. İçerikler harika olacak. Onu çok da iyi biliyorum. Bir gazeteci olarak çok iyi irdeleyip araştırıp vatandaşlara, kamuoyuna gerçekleri aktaran yanında eminim ve ilk programa beni konuk ettiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de elimizden geldiği kadar Belçika'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarına çözümler üretmeye çalışacağız. Bu noktada inisiyatif almaya devam edeceğiz. Yıllardır olduğu gibi. Şimdi değerli hocam, Necdet Karataşlı. Önce bir böyle bir senden mi bahsedelim? Evet. Necdet Karataşlı öncelikle burada mı doğdu, Türkiye'den mi geldi, nasıl oldu? Biraz anlatır mısın? Belçika serüveninde neler Evet. yaşadın? Necdet Karataşlı 1974'te Türkiye'de Konya'nın Yurnak ilçesine bağlı Piribeyli beldesinde doğdu. Sonra 70 yılında doğdu pardon. 74'te önce babam buraya turist olarak geldi. Sonra 6 ay sonra da yani 11. ay 74'ün 11. ayında Belçika'nın Genk şehrinde Lelibek bölgesinde Belçika'ya giriş yaptı. Böyle diyelim. Evet. Şimdi peki okul hayatında neler yaşadın Necdet Hocam? Ya şimdi Nereye kadar okudun? Nerede terk ettin? Nasıl oldu? O sürece biraz girelim. ben evvel başta bir doğum tarihinde benim bir sıkıntı var. O beni takip etti gitti. 1977. ayın biri yani 1 Temmuz Hı doğum olduğu hı. için biliyorsunuz Türkler bizim birinci nesil vatandaşların doğum tarihlerinde işte hep genelde birinci ayın biri doğum tarihi çoktur. Çok fazla, Evet evet. çok fazladır. Bizlikte 7. ayın biri ama doğru ama gerçek işte babam hep öyle derler işte tam böyle harman zamanıydı doğduğunda hava Evet. sıcaktı muhabbetiyle. 7. ayın biri ama babamın da dediği bir şey var. Senin doğum tarihin gerçek çünkü babam benim doğduğumda ağzaymış. Yani belediyelikte Piribeli Belediyesi ağzı olduğu için birebir tarihini yazdırdım diyor. İnanmak gerek tabii ki öyle deyince de. 7. ayın biri. Yani biz ilkokul ortadan sonra liseye geçiş yaptık. Belçika'da 86 yılına kadar zorunlu eğitim 16 yaşında. Biz lisede tam 16 yaşımızda 86'da liseyi bitirdik. İşte diplomalarını aldı. O dönemde tabii ki çok önemli. Çünkü Gent'te ÜKO denilen bir devasa tekstil şirketi var. Bu tekstil şirketine de bağlı birlikte çalıştığı bir tane lise var. Meslek lisesi var. Hı O hı. dönem bütün Türkler hep o liseye kaydını yapıyor. Çünkü niye? İş garantisi var. Yani okulu bitirdiğin an direkt ben ÜKO'nun 18, 12, 14 tane tekstil fabrikası var Gent'te. ÜKO'ya kesin çalışıyorsun. Yani kesin tekstil fabrikasında çalışıyorsun. Dolayısıyla bu çok cazip olduğu için bizim Türk vatandaşlar özellikle birinci nesil, ikinci nesiller çocuklarını hep tekstil teknik okuluna gönderdi ki okul bitirdiğinde direkt ben ÜKO'nun tekstil fabrikasına girsin diye. 80'li yıl 6 yılında okulu bitirdik. Tabii diplomamızı aldık çıkarken bir de baktım müdür muavini hiç unutmuyorum. Bay Karataşlı dedim buyurun siz bekleyin dedi. Çünkü bana verildi diplom ama şey yok. Çünkü öbür 7. ayın biri öncesi doğanlara direkt ben de sen gideceksin şu fabrikada çalışacaksın. Sen burada fabrikada çalışacaksın. Bana vermediler onu. Öyle yapınca dedim ya bir girer dedim bu ırkçılık falan var. Çünkü biz ön yargılıyız hemen Evet. ırkçı tavrı koyuyoruz. Evet. Müdür muavini geldi. Şunu diyorum. Bay Karataşlı gel bakayım ne var. Ya sana veremedik. Dedim niye? İş mi yok? Yok iş yok ama Belçika'da yasa değişti. Zorunlu eğitim yaşı 16'dan 18'e yükseldi. Dedim ya tamam olabilir bana ne? Ya dedi sizin doğum tarihi 1 Temmuz olduğu için Belçika'da da eğitim yılı 30 Haziran olduğu için yani 30 Haziran sonra doğanların hepsi yeni yasaya giriyor. Dolayısıyla 2 yıl daha okuyacaksın. Ama bu ne demek biliyor musun? 2 yıl daha okumak. Çünkü biz diplomaları aldık.
1-2 alt tabakadaki sınıflara şunu diyoruz. Allah kurtarsın. Hadi biz gidiyoruz. Allah kurtarsın diye çıktığımız okulda geri 2 yıl daha eğitim almak zorunda kaldık. Dolayısıyla 2 yıl daha bir okudum. Yani bu eğitim yürümü bayağı bu yaş doğum tarihim bayağı etkiledi. Ve hala da etkiliyor yani. 7. ayın biri eğitim konusu devamlı 6. ay 30'undan sonra doğanlara yeni yasalar devamlı tutuyor maalesef. Evet. Buradan aynı tarihte olanlara da geçmiş evet, olsun diyelim. Geçmiş olsun. Kötü bir zamanlama olmuş dünyaya gelmek için. Evet. Şimdi Necdet Hocam, ben seni biliyorum. Zaman zaman sohbet ediyoruz. Daha önce de medya sektöründe birçok kategoride faaliyetleriniz, icraatlarınız olmuş ve ilklere imza atmışsınız. Çok enteresan bir şekilde. O dönemlerde teknoloji de çok fazla gelişkin evet. değildi. Yani teknolojiye ulaşmak kolay da değildi. Tüm bu negatif, olumsuz yanlara rağmen Belçika'da bir faaliyete girdiniz. Mesela radyo var, işte Belçika televizyonlarına Flamanca altyazılı hazırladığınız televizyon programları var. Önce bir radyoya girelim. Evet. Nasıl oldu? Bir anlatır mısınız? Ya yani nasıl başladınız? Nasıl karar verdiniz? Evet, o radyodan önce aslında işte 84 yılında 14 yaşındaymışım. İlk müzik bir grubu kurduk yani. Düğünlere çıkmak amaçlı. Ben o zaman saz çalıyorum. Hala da çalıyorum gerçi bu arada da. Saz çalıyorum. İşte birkaç arkadaş toplandık. Dedik ya bir grup kuralım. Kendi aramızda amatörce çalışmalar yapıyoruz. Ve ilk düğünümüzde çıktık. 15 yaşında, 85 yılında ilk düğünümüze çıktık. Düğün yapıyoruz ama hakikaten şimdi düşünüyorum o elimizdeki malzemelerle düğün yapıyoruz ama şu anda bazen işte arkadaşlar bana görüntüle gönderiyorlar. İşte hocam hatırlıyor musun? Benim sünnetimi yapmışım, benim düğünümü yapmışım. Ya Suat inanır mısın? Ya şu kadar bir tane böyle bir çanta, amfi, yani iki girişli veya üç girişli maksimum. Hı hı. Ya bütün sazlar, mikrofonlar, öbür aletleri, orkları hepsini tek şeye bağlamışız. Ve koskoca salonda gümür gümür düğün yapıyoruz. Düşünebiliyor musun? Yani bakıyorum, bu dönemde öyle bir şekilde çıksan kovarlar zaten, mümkün değil. Yani öyle bir müzik hayatımızda radyoda giriş yapmış olduk. Zaten aynı yıllarda Belçika'da bir radyo eksikliği var. Bir tane Belçikalı arkadaşımız var. Arkadaş dediysem bizden az 20 yaşlı. O da böyle evinde işte bir anteni var. Uzun 6 metrelik bir anten var. Ama sökmeli. Antenler sökmeli. Ya bende anten var, radyo sistem var orada. Biz önce telsizle başladık. Telsiz radyo, bir mikrofon yok, telsiz işte bas mandallar var ya işte, bırakmadığı müddetçe ses gitmez. Dediler mikrofon yok, bu var. Ama onu birisi mutlaka devamlı tutması gerekiyor. Çünkü ses karşıya, yayına veremiyoruz. Ya Belçika'da biz o radyo programı başladık, bizi kim dinliyor? Dinleyen var mı? Hangi frekansları bilmiyoruz yalnız. Meğer Belçika'da kaçak yayın yaparmış. Bizim haberimiz yok bu olayda. Biz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, Türkçe şakalar yapıyoruz işte. Bir kaset çalarımız var. İşte koyuyoruz. O telsiz mikrofonu da oraya dayıyoruz. Müzik gidiyor düşünüyoruz. Ama bizi kim dinliyor bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama gidiyor. 2-3 hafta devam ettik. Sonra dedik arkadaş biz kime yayın yapıyoruz? Kim dinliyor? Hiç geri dönüşüm olmuyor. Sokakta insan bir şey demiyor. Ya sen dedik önerizim bir radyo getirelim biz. Kendimizi dinleyelim. İnanır mısın Suat'tan 1,5 saat kendi yayınımızı aradık. Bir frekansa bağlısınız ama nereye bağlısınız o da belli değil. Kaçak yayın yapıyoruz. Bu evet. arada tabii ki Belçika hükümet inşallah bunu izler de o geçti artık. Ama o dönemler frekanslarla alakalı bir boşluk vardı yani kanunlarda da boşluklar vardı. Evet. Ve sonra şurada bulduk frekans. O frekansı söylemiyorum çünkü başka birinin yayına giriyormuşuz. Ve o yayın kurulda yayın yapamazmış. Biz haberimiz yok tabii. Evet. Radyoya öyle başladık. Sonra tabii geliştirdik biz bunu. Yani bir mikrofon bulduk. Mikrofon bulduktan sonra bizim için çok büyük bir icat yani bir elimizde artık mikrofon var, mandala basmamız gerekmiyor falan. Sonra o Belçika arkadaş bizi bayağı teknoloji, seyyar radyoculuk yapmaya başladık. Yani çünkü yer sıkıntısı vardı, aleti falan o Belçika arkadaş buluyordu. Sonra akabinde bir garaj box, şimdi arabalara koyuyoruz ya işte. Hı hı. Çok ucuzdu o zaman için, şu anda 50 euro falan ama o zaman da çok ucuzdu. Dört arkadaş toplandık, bir garaj box yaptık. Oraya tezgah kurduk. Hı hı. Yayın yapıyoruz. Yine bir bilmiyoruz. Yine verdik yayını, aradık, bulduk. Ve 6 ay yayın yapıyoruz. Ama içerisi nasıl? Sigara içiyoruz, duman, sesten hiç yok. Kimse varımız yok. Bir de baktık polisler bastı bizi.
Dediler siz ne yapıyorsunuz? 6 ay sonra ama. 6 ay sürdü tabii. Bayağı zorlamışsınız hocam. Evet. Dediler siz ne yapıyorsunuz? Dedik ya biz yayın yapıyoruz. Ne yayın yapıyoruz? Müzik yapıyoruz. Bir de kendi müzik aletlerimiz orada. Yani provalarımızı da orada yapmaya başladık müzik aletlerimizi de. Sonra tabii polis dedi ya siz çocuklar dedi siz ne yapıyorsunuz dedi ya. Ne oldu? Siz de bir, başka bir kanalı o kadar güçlü vermişsiniz dedi de. Gerçek o frekansı kullanan yayına giremiyor dedi ya. Dedik ya biz bilmiyoruz. Ya şöyle baktı durumumuzu. Tabii ifadelerimizi aldı ve öyle gittik. Sonra teknelerde yayın yaptık. Seyyar çünkü baktık sabit yerlerde yakalanıyoruz. Bir balıkçı teknesi, küçük bir tekne flaman vardı. Yine o flaman yine bize buldu. Seyyar balıkçı teknelerinde, seyyar böyle kanallarda, Gent'te kanal çok biliyorsun. Evet. Kanallarda evet, yayınlarımıza evet, devam ettik. Sonra tabii baktık bu iş olmayacak. Sanırım 80'li yılların sonları. Gent'te BRT ile şimdi VRT olan BRT televizyon kanalı, Uluslar Televizyon Kanalı Gent bölgesinde böyle bir proje vardı. İşte yabancı, o zaman tabii 80'li yıllar birinci nesildiler. Burada artık 15-16 yıllık buradalar. Artık bir saatlik, bir iki saatlik maksimum program yayınlayabilirsiniz. Ama flemeklere, yani sadece Türkçe değil, Türkçe yaparsanız da altyazı olacak. O projeye girdik. Bir 3 aylık deneyimden sonra dediler olmaz böyle. Çünkü BRT'ye açan insanlar yayını anlaması gerekiyor. Nasıl edeceğiz? Tercüman olmuyor. Dediler altyazı olacak. Ama o dönemde de altyazı sadece NATO parlamenterlerindeki simultan dedikleri direkt tercümanlar vardı. İnanır mısın? İşte o dönem benim maaş 26 bin franktı. Onların 2 saatlik program istedikleri 10 bin frank falandı. Yani bir yarım maaş. Yarım maaş. 2 saatlik program istediler. Sonra baktık, o zaman için şimdiki gibi sponsor, reklam işi tabii yok maalesef. Olmayınca da tabii o 6 ay sonra o projemiz de bitti. Sonra radyoya başladık artık resmi olarak. Resmi olarak. Evet. Evet. Şimdi değerli hocam, izleyenlerimize ben öncelikle yorum olarak şu anda sosyal medya üzerinden de bir canlı yayın var. Aynı zamanda Aktif TV'de de eş zamanlı bir canlı yayın var. Necdet Karataşlı ile alakalı sormak istediğiniz ya da yayın akışı ile alakalı, geçen cümlelerle alakalı ifade etmek istediğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak yazın. Şu anda ekran karşısında ben de sizleri takip ediyorum. Gelen yorumları takip ediyorum. Diyelim. Şimdi hocam bu VTR televizyonunda bir video paylaştın geçtiğimiz günlerde. Evet. Sosyal medya hesabı üzerinden. Orada çok gençtin. Evet. Kaç yaşındaydın hocam orada? Vallahi ve birçok video var. Hangisi? Kaç kişiydiniz? Bir de ben onu da merak ediyorum. Yani kaç kişilik bir ekip oluşturdunuz o dönemde öyle bir program yapmak için, işte radyo şimdi ve şimdi tabii ki o dönemde öyle işte spontan programlar olsun. Kaç yaşındaydım? 19. 19 yaşındaymışım. Yani 19 yaşındaydım. Bir de tabii ki yani medyaya girdikten sonra her konuda sizi muhatap aldı, beni muhatap aldılardı o bölgede. Hı hı. Yani işte herhangi bir Türk'le alakalı bir gelişme olsun, işte fikriniz ne, Türk toplumu neler düşünüyor falan, muhatap alındığı için bir ekip de işte o zaman tabii ki profesyonel kameramanlar Türk değildi, Flamengo'da. Ama bir ekip olarak 3 kişilik bir ekipti. Yani birisi işte kendi programı hazırlıyordum. İki kişi de araştırmalar, konuklar falan muhabbetiyle 3 kişilik bir ekipten bahsediyorduk tabii ki. Evet, evet. Hocam anlat bitmiyor. Şimdi ben geçen bir konu üzerinde konuşmuştuk. Onu tekrar gündeme getirmek istiyorum taze böyle. Hala sormak istediğim şeyler var o konuyla alakalı. Şimdi bir video montajından bahsetmiştin hatırlarsan hocam. Eski sistem böyle işte filmleri yan yana getirip üst üste koyup evet, falan filan. Şeritleri evet, falan. O konudan biraz bahseder misin? Neydi o çalışma? Nasıl evet, yaptınız? Neler yaptınız? Ya şimdi tabii şimdi gerçekten şu anda işte gidiyoruz çekimlerini yapıyoruz. Tabii ki bir çekimle yani bizim kameramanların çektikleriyle yayına verdiğimiz arada sadece onunla birini veriyoruz. Hı hı. Yani bir saatlik program ama onun bir çekim süreci var. Ama şimdi teknoloji dijital olduğu için oradan kes, oradan kopar, her şey bir ekranda oluyor. Ama o dönem şeritler var. Hı hı. Yani videolu önce küçük kasetler alıyoruz. Küçük kasetlerden işte onu ancak ekrana taşıyıp montaj hali. Tabii şimdi şerit kopuyor veya kesmemiz gerekiyor. Kesiyorsun. Yani montaj yapıyorsun ya. Şeritleri kesmemiz gerekiyor bazen. Çünkü hepsi bir şeritte olmayabiliyor. Hı hı. Bir şeritte olmuş, öbür şeritte var. Bunu mutlaka yapıştırmamız gerekiyor.
yapıştırmamız için de tabii ki onu tane tane, kare kare hepsini izlememiz gerekiyor. İşte mesela burada ben elimi şöyle yaptım, Suat'ın alanına giriyorum. Suat'ın alanına giriyorum. Ama bunu ekranda o kare şerit çıktığında en az 70 tane kare var ki bu elin, bu Suat senin bölgene girişinin 70 kare var. Ama o 70 kareden hangisini öbür kareye eklememiz gerekiyor? Bu inanır mısın böyle hani Türkiye'de derler ya, kaynakçılar gözlerine patates koyardı böyle. Abi o yani baka baka, ama bir de ekran da şimdiki bile LED ekran falan değil. Tüp televizyona bağlıyoruz, nasıl ama. Orada baka baka o şeriti evet. O da çünkü diğer şeritler. Koyuyorsun ışıkla perde yansıyorsun. Diğer şeritlere bak bak bak, pam burası kes. Öbürünü getir üstüne koy, yapıştır. Onun özel yapışkanı şeffaf. Onu yapıştırıyorsun. Abi bir de şu vardı ki Suat. Her kararın numaraları vardı. Ya bir gün hiç unutmuyorum, işte bir yürüyüşüm çekim var. Abi yürüyüşüm çok güzel çekilmiş ama kapıyı açarken orayı kesmemiz gerekmiş. Ya kapıyı kaparken kesmişiz. Yani kapıyı kesmiş ama açarken değil, kaparken geçirmiş. Yani montaj aldık, bitti. Yayın evi verdik, Suat nasıl biliyor musun? Ben yürüyorum, tak suratıma kapanıyor kapı. Ya o kadar komik ama yok, kesilmiş artık onun çağrı. Kesti gitti. Tabii ki. O radyo programda da burada ona Erol da burada çok çok selam söylüyorum. Erol Hoca arkadaşımızla birlikte Gent'in en delikanlı Türk radyo programı Farklı Bir Gece'yi başlattık. O dönem artık 90'lı yılların sonları herhalde. Gent Üniversitesi'nin radyo kanalı var. Orada Erol kardeşim bir frekans istemiş. Frekans almak mümkün değil. Ama evet, belli bir saat istemiş. Ve 3 saati bize akşam, cuma akşamı 3 saat verdiler. Akşam saat 10'da başlıyor, 1'de bitiriyoruz. 3 saatlik bir program yapardık. Ama o cuma akşamı çok güzeldi, çok önemliydi. Akşam olması çok önemli. Çünkü cuma akşamları biliyorsun tam hafta sonuna giriş. Oradan işte gençler tam böyle gezmeye çıktığı saatler. Arabalar hafta sonuna giriyor. Arabalar dinleyenler, evde ailecek dinleyenler. Her kesime hitap eden bir programdı. Gent'in en delikanlı Türk radyo programı. Farklı Bir Gece çok önemli. Çünkü o Farklı Bir Gece sanırsam 2001-2002 yılında devam ettik. Çok güzel programdı. Gerçekten de çok izleniyordu. Bayağı Gent'in 3 defa Gent'in en çok dinlenen radyo programı seçildik. Çünkü ne oluyordu? Bütün Türkler o frekansa, Belçikalıların 70 kadar radyosu. Ama Türkler, bütün Türkler Belçika'da yaşayan ve çevresinde yaşayan Türkler hepsi 105.5 miydi? Ya bu reklama girmemiş şimdi. Hepsi üniversite radyosuna kilitlenirdi ve müthiş izlenir. Telefonlar, canlı bağlantılar, telefonlar hep yoğun kilitleniyordu. O dönem gerçekten çok güzel bir şeydi. Çünkü Belçika'da ilk kez Brüksel hariç, şu andaki Brüksel'de radyo hariç, Belçika'da ikinci radyoyduk yani. Hatta Brüksel'le birlikte bir ortak programımız da oldu ama kısa sürdü maalesef. Ama Gent'te gerçekten o dönem radyo programı müthiş, müthiş zevk aldığım dönemlerden bir tanesiydi. Orada gerçekten iki defa daha parti yaptık orada. Yani 4 yıl millet bizi sadece sesimizi tanıdı. 4 yıl sonra dedik artık yeter, artık halk bizi tanısın. İki defa da bir büyük salonda partiler düzenledik. Orada ilk kez de vatandaşlarımızla sohbet ve görüşme şeyimiz oldu. Burada bütün genç halkına gerçekten bu 13 yıl boyunca bizlere verdiğiniz değer için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bunu burada sizin vasıtanızla aktarmak istiyorum. Evet hocam, yani sizi konuşursak bitiremeyeceğiz gibime geliyor. Daha soracağım o kadar çok soru var ki. Yani hangi birinden devam edeyim bilemedim. Peki devam edelim. Şimdi hocam, Necdet Karataşçı benim gördüğüm Belçika'da yani çok fonksiyonlu vatandaşlarımızdan bir tanesi. Yani tabiri caizse 5 parmağında 10 parmağında 10 marifet gibi bir durum söz konusu. Şimdi Necdet Karataşlı çok güzel org çalıyor. Arada böyle canlı yayınlar yapıyorsun, Facebook'ta sosyal medyaya yüklüyorsun. Şimdi nasıl gidiyor bu müzik çalışmaları? Böyle sadece evde oturup yani evde kendi için hazırladığın odanda mı devam ediyor müzikle bağlantın, yoksa var mı böyle sağda solda çaldığın bir yerler? Yok yok. Teklif ama gelirse ya da açık mısın? Yok yok. Bir dönem çaldık tabii ki. Yani hesap et 85'ten 2004 yılına kadar düğünlere çıktık. Yani sonra benim 90'lı yılların başlarında birkaç kere de böyle
lokantalarda, restoranlarda, şu anda işte gece kulüpleri ama o dönem öyle değildi. Aileler gelebilecek lokantalar vardı, restoranlar hı hı. vardı. Hafta sonları orada taverna yapıyordum. Hem sazımla hem orkuma taverna yapıyordum. Sonra tabii evlendikten sonra tabii iş değişti. Tabii evde de bulunman gerekiyor. Bekarlığın güzel işte. Al sazını, kap, nerede sabah orada nece vardı. Sonra dedik artık bu işi tadına bırakalım. Çünkü hakikaten çok zevkli bir iş. Ama böyle taverna, mekanlarda çalmaya başladığın zaman maalesef alkolü mekanlar oluyor. Alkolü mekanlarda hı hı. da belli bir saatten sonra tat vermiyor yani değil mi hocam? İçinde uyuduğu gibi evet, kalmıyor. Evet. Dolayısıyla birkaç istek ister vatandaş. Tabii bizlerin görevleri orada isteklerinizi yerine getirmek ama bazen röportuvarında olmuyor. İşte ama alkol almıştı, aldıktan sonra işte bazen tatsız sohbetler doluyor. Dedik artık bunun çocuklar da olduktan sonra, ilk iki çocuk olduktan sonra dedik artık bunun bir nokta koyalım. Ama şu anda ben kendim evimin çatı odasında, ikiden oda var. Bir tanesini tamamen ben ayırdım. Bazen eşimle burada tabii her ne kadar çünkü ora bayağı şu anda böyle, biz böyleyiz. İşte ben bir köşe istiyorum dedim ama birkaç ay sonra tüm odayı kaplamışım baktım. Büro ofisimi oraya koydum. İşte ork, saz, amfi, apörler, işte kamera, sonar falan, lambara falan derken oraya şu anda girdiğim zaman da ben dahil aynı bir her yere dikkat ederek geçiyorum. Çünkü her tarafta kablolar, amfiler vesaire doldu. Ama ben devamlı şunu söylüyorum gerçekten. Müzik çok güzel bir şey. Çünkü bir dönem müzik dersi de verdim. Saz kursları da verdik. Müzik dersleri de verdik. Orada şimdi ben bugün mesela Bülent Gök. Bunlar bizim birlikte işte grup kurduğumuz. Onlara şu anda Bülent'i ben ekranlarda yarışmada, o TRT'deki yarışmada işte ödül alması, sonra şu anda ekranlarda Türk Sanat, Türk Halk Müziği'nde bir yere gelmesi beni onurlandırıyor. Yani bugün Tür abi bunu beni gördükçe onurla bir aydın var. Hı hı. Bizim saz kursuna gelip de şu anda İstanbul'da güzel tarzda müzik yapan arkadaşlarım. Bunları gördükçe ben gururlanıyorum. Çünkü hakikaten iyi bir şey yapmışız hakikaten. Ama şu anda kendi çatımda bazen işte hani ilham gelir ya böyle bir geçerz olmak istersin. O yüzden müzik çok güzel bir şey. Geçerim orkumun başına, sazımın başına. Ne zaman olsa olsa da müziğimi yaparım. Ama bazen sokaktaki komşular da rahatsız olmuyorlarmış. Çünkü bana, tabii ben hissetmiyorum. Ses tabii dışarı çıkıyor. Bazen bana mesaj geliyor Suat tam müzik yaparken. Abi, telefona bakıyorum. Abi bir dabandan çal da oynayalım diyor. O da iyiymiş. Sokakta bir dabandan çal oynayalım diyor. O evet. da hakikaten ilginç olaylardan bir tanesi oluyor tabii ki. Şimdi hocam yani özel olarak çalıyorsun anladığım kadarıyla evet. kendine özel. Şimdi Necdet Karataşlı televizyonlarda şu anda programlar da yapıyor. Ama öncesinde ben şey sormak istiyorum. Yani bunun yanı sıra Belçika'ya yeni gelmiş vatandaşlara eğitimler veriyorsunuz. Evet. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Yani uyum kursunda eğitmensiniz ve neler yapıyorsunuz? Yapılıyor orada, neler öğretiliyor evet. yeni gelenlere? Evet hocam birazdan devam edelim. Bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Tamam. Rejiden bir bildiri geldi.
Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendine has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntem ve modern teknoloji ışığında alanında sahip olduğu üstün nitelikli, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla evrensel standartlarda en hijyenik ortamda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti için Afyon'daki adresiniz Vefa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Telefon 0272 215 8850. Adres Sümer Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, numara 52, Afyonkarahisar Merkez. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendine has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntem ve modern teknoloji ışığında alanında sahip olduğu üstün nitelikli, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla evrensel standartlarda en hijyenik ortamda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti için Afyon'daki adresiniz Vefa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Telefon 0272 215 8850. Adres Sümer Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, numara 52, Afyonkarahisar Merkez. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendine has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntem ve modern teknoloji ışığında alanında sahip olduğu üstün nitelikli, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla evrensel standartlarda en hijyenik ortamda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti için Afyon'daki adresiniz Vefa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Telefon 0272 215 8850. Adres Sümer Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, numara 52, Afyonkarahisar Merkez. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendine has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek.
Ağız ve diş sağlığıyla ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntem ve modern teknoloji ışığında alanında sahip olduğu üstün nitelikli, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla evrensel standartlarda en hijyenik ortamda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti için Afyon'daki adresiniz Vefa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Telefon 0272 215 8850. Adres Sümer Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, numara 52, Afyonkarahisar Merkez. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendine has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntem ve modern teknoloji ışığında alanında sahip olduğu üstün nitelikli, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla evrensel standartlarda en hijyenik ortamda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti için Afyon'daki adresiniz Vefa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Telefon 0272 215 8850. Adres Sümer Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, numara 52, Afyonkarahisar Merkez. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendine has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntem ve modern teknoloji ışığında alanında sahip olduğu üstün nitelikli, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla evrensel standartlarda en hijyenik ortamda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti için Afyon'daki adresiniz Vefa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği. Telefon 0272 215 8850. Adres Sümer Mahallesi. Aynı zamanda bugün stüdyomuzda ilk defa canlı yayın yapma imkanımız oldu. Bu vesileyle de tabii ki zaman zaman ufak tefek hatalar ve eksiklikler oluyor. Affınıza sığınıyoruz. İnşallah elimizden geldiğince tabii bu sorunları aşmaya da çalışıyoruz bir yandan. Yeni stüdyomuzdan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Değerli hocam, az önceki sorumuz yarıda kaldı. İstiyorsan onu tamamlayalım. Devam edelim bu vesileyle. Evet, neydi, ben hatırlamadım şimdi ya. Hocam müzisyen dedik, evet. En son radyoda kalmış. Radyoda zaten. Ve istersen devam edelim, konu konuyu açıyor zaten sürekli. Bu arada sosyal medya üzerinden de bizleri izleyenler var. Sormak istenilen sorular varsa değerli izleyenler, bizler burada cevaplamaya hazırız. Necdet Karataşlı'yı yakalamışken sorulacak ne varsa ben soracağım, dilim döndüğünce diyelim. Hocam şimdi Piribeyliler Derneği, Piribeyliler... Evet. Kültür ve Dayanışma Derneği'ni, evet, kurdun. Zannedersem 2013 yılında açılış yapıldı. Sonradan Piribeyliler Gecesi düzenlendi. Çok güzel bir geceydi. Biz de oradaydık. Çok yoğun da bir katılım vardı. İçerik olarak da çok güzeldi, günceldi. Şimdi Piribeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği kısa bir zamanda çok büyük mesafeler kat etti. Biz gıptayla izledik. Yani Belçika'da bir dernek kurup... kısa bir zamanda bir belirli bir noktaya getirmek kolay bir iş değil.
Nasıl oldu, nasıl yaptınız, üstesinden nasıl geldiniz hocam? Evet, şimdi Suat, denek konusunda bir geçmişim var yani. Hem işim icabı, bütün deneklere yardımcı olurduk devamlı. Hem kuruluş aşamasında hem de faaliyetler planlama konusunda görevim icabı bunlara yardımcı olurdum. Biribeylilerin dernek kurulması aslında birkaç kere denendi ama işte maalesef işte cami derneklerinin altında bir gençlik dernekleri falan kurduk. Sonra gençler biliyorsun işte belli bir yaşa geldikten sonra, evlendikten sonra maalesef vakit ayıramadılar. Sonra hep kapandı onlar. Sonra bir gün bir derneğin açılışına beni konuşmacı olarak çağırdılar. Gittim her derneğe işte açılışlarına çağırırlar işte. Bilgilerinde faydalanmak ister. İşte önerilerin neyse onları söylüyoruz vatandaşlarımıza. Hı hı. Orada derneğin resepsiyonuna geldikten sonra bizim Pili Beylerin çıktığı yıllardır bir kahve vardır. Kahveye gittim. Arkadaşlarla sohbet etmeye giderim genelde. Orada dediler işte nerede geliyor, ne yaptın? Dedim valla bir dernek de vardı, onun açılışı vardı, oraya gittik falan. İşte orada sohbet başladı aslında. Yani ya dediler Necid abi niye herkesin derneğini kuruyorsun, herkese dernekler, federasyonları kuruyorsun. Bizim kendi Pili Beylerimize niye bir dernek kurulmadı, niye öyle bir disiplin almıyorsun. Hiçbir zaman ben kaçmam, görevden kaçmam. Yeter ki görev olsun, yapılacak topluma faydalı olan bir ne varsa ben devamlı onun arkasındayım. Böyle prensibim arasında. Hı hı. Dedim evet olur ama bunun için hakikaten hem bu taşın altına elini sokacak insanlara ihtiyacımız var. Hem de bir kalıcı olması gerekiyor. Ve böyle bir hadi kuralım da bakalım olmasın dedim. Ve birkaç kere denedik maalesef o tür insanları bulamadık dedik. İşte ya dediler biz yeni nesiliz artık geçmişte kalmayalım. İşte bu kez olur niye olmasın falan. Muhabbet olduktan sonra orada bir aslında oluşum başladı. O oluşumdan sonra o arkadaşlar ertesi gün dediler işte hadi ne yaptın falan dedim ciddi misin? Ciddiyiz. Bak dedim yalnız ben başladım güzel bir şey yaparım. Hakikaten yani profesyonel bir şey yapalım. Dediler tamam biz varız. Sonra işte bir duyuru yaptım sosyal medyada. Dedim işte Pili Beyli birinci olağan kongresi adı altında. Lelibet'te Pili Beylilerin yoğun olarak katıldığı camimizde toplantı salonunda oraya randevu verdik ve orada beklemeye başladık. 40-45-50 kişi falan geldi. O da beni çok mutlu etti. Çünkü ne kadar çok katılım o kadar da bu işe inandıklarını gösterdiler bana. Sonra işte dernek kurduk. Derneği kurduktan sonra hemen yıllık programımızı, 5 yıllık, 10 yıllık programlarımızı hazırladık. Sonra yönetim kurulu, genel kurulu, yönetim kurulu oluşturduk. Ve derneğimizin logosuyla birlikte derneğimize start vermiş olduk. Ama biz ilk toplantımızda, ilk yönetim kurulu toplantısında bir karar aldık. Yani burada bütün yönetim kuruluna girmiş çıkmış, benimle görev yapmış bütün yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle son zamanlarda 2 yıl boyunca benimle devamlı bu dernek oluşumunda katkıda bulunan öncelikle Cengiz Köse, Murat Köse, Kadir Uçkun, Murat Kepenekli, Ümit Kahya, Vedat Onar, ve bütün baştan sonuna kadar derneğin yönetim kuruluna girmiş genel kurulunda olan bütün arkadaşlarıma, bütün bölgelerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarla birlikte dedik o zaman biz bir prensip edinelim. Nerede 20 haneye aşkın Pili Beyli varsa orada bir bölgemiz, şubemiz olsun. Hı hı. Bu bizim yapmamız gereken ilk aşamaydı. Derneğin tüzüklerini 6 ay bekledik. 6 ay güzel bir tüzük hazırladık ki hem Belçika'ya hem Hollanda'ya hem uluslararası başka ülkelerde de dernekler, şubeler açalım diye bayağı bir tüzüğümüzü hazırlarken çok titizce sonradan işte ekleme yapmayalım. Yapmışken güzel bir tüzüğümüz olsun diye 6 ay bekledik. 6 ay bekledikten sonra tüzüğümüzü yaptık. Resmi gazetede, Belçika resmi gazetede yayınlandıktan sonra faaliyetlere başladık. Ve amacımız şuydu. Her bölgede bir tane kadın kollarımız olsun, spor ve bir yönetimimiz olsun. En az 5 kişilik bir kadrosu olan yönetimi her bölgesi kendisi idare etsin. Bu karar aldıktan sonra biz ilk Lökeren, Anvers, Zele, derken Brüksel, Hollanda, Udrecht, Breda, Veteren 10 bölgeye ulaştık. Nerede 20 hane varsa Pili Beyli orada 10 bölgede en az 5 kişi olmak şartıyla her bölgede 5'er kişilik yönetimler seçtik. Seçtik derken yani biz gidip sen olmayacaksın. Oradaki yaşayan vatandaşlarımız kendi yönetimini seçti. Yani böyle atama yapmadık biz. Seçtikten sonra bütün bölgeler çalışmalarında bölgeler arası toplantılar yaptık. Bölgeler arası toplantı yaptıktan sonra artık merkez Gent'te olduğu için
biz merkez yönetim olarak da faaliyetlerimize başladık. Şimdi tabii dernek işi kurması da zor, yürütmesi de zor. Yani yürütmek için bilinçli bir şekilde ilerlemek gerekiyor ve buradaki yaşayan toplumun sorunlarını çok iyi bilmen lazım. Dernek yani mesela bugün kalkıp da İstanbul'da İstanbul Derneği bulamazsın. Trakya'da bulabilirsin çünkü İstanbul'da İstanbul Derneği yapmanın bir anlamı yok. Dernekler şu için vardır: sosyal faaliyet, halkın sorunları, gençlik ve eğitim. Bunlar derneğin olmazsa olmasıdır. Derneğin olmazsa olmazlarından biz dedik mutlaka spor, spora, kültüre ve sosyal faaliyetlere önem vereceğiz. Biz bütün bölgelerimizde kadın kolları kurmaya başladık. Sonra gençlik kolları. Merkezimizde bir futbol takımımız vardı. Ki Belçika Primeri Kültür ve Danışma Derneği'nin altlarında bir sürü şubeleri vardı, kurumları vardı. Bunlardan birisi spor. Sporun kendi ayrı idaresi ve yönetimi vardı. Kültürün ayrı idaresi ve yönetimi vardı. Kadın kolların kendi ayrı idaresi ve yönetimi vardı. Hepsinde birer bütçeler vardı. Bunları bütçeleri merkez belirlerdi ilk başta. Sonra bölgeler kendileri yaptıkları faaliyetlerine, edindikleri gelirlerine, kendi bütçelerini belirlemeye başladılar. Belçika Futbol Federasyonu'nda ve Flamanfi Federasyonu'nda iki tane takım başlattık. Bir A takım olmak şartıyla ve üç tane de genç takım. Ve ilk yılda hem Belçika Futbol Federasyonu'nda hem Flamanfi bölgesinde A takımımız şampiyon oldu. İlk yılda şampiyon oldu. Gençlerimiz her ne kadar da başarılı olmasa da burada hiçbir maçı kaçırmadan bütün turnuvalara, maçlarına gittiler ve güzel bir elde etti. 160 yakın bir futbolcu kadromuz vardı. Genç ve A takım olmak şartıyla. 4K bu arada futbol takımımızın adı da çok güzeldi. Galacticos Privé'yle. Galacticos Privé'yle. Bir anlamı ne oluyor Galacticos? Galacticos zaten mahallemizde gençler kendi aralarında bir futbol takımı kurmuşlardı. Adı da Galacticos'tu. Takımın adı Galacticos takımıydı. Şimdi bir takım arkana kalkıp da aynı gençlere başka bir takım kurmanın bir anlamı yok. Yani Flamana güzel sözü vardır. Sıcak suyu bulmuşken ikinci bir sıcak kuyu vurmanın anlamı yok. O sıcak suda nasıl faydalanabiliriz? Dedik bu gençlere bir yere geldik. Dedik yani biz böyle bir derneğin altında bir futbol takımı kuracağız. Birlikte çalışırsak hem sizin için büyürseniz, olduğunuz yer kalmazsanız hem de bizler tarafından destek görürsünüz. Hem de derneğin bir takım olsun. Sonra karar aldık o gençlerle birlikte. Galacticos adına gençlerin ilk koyduğu takım ismi kaldı. Yani sadece Primeri eklemek kaldı. Logosunu da şekillendirdik. Belçika Primeri Kültür ve Danışma Derneği'nin logosu her çalışmalarında vardı. Dolayısıyla ZVC Galacticos Primeri ile ad altında ikilikte de girdik. Sonra 4K tiyatromuz vardı. 4K tiyatronu burada Hüseyin Arı kardeşime çok çok teşekkür ederim. Hüseyin Arı Türkiye'de kendi Bursa'da polislik yapmış. Buraya evlilik yoluna gelmiş bir arkadaşımızdı. Kendisinin daha öncelerde cami derneğinin altında kurduğum gençlik merkezinde bir tiyatro deneyimi vardı. Hüseyin kardeşime dedik, rica ettik. Acaba dedik sen de gel buraya derneğin altında 4K tiyatro. 4K kendisinin bulduğu bir isimdir. Çünkü 4K artık teknolojiydi o dönem. 4K kameralar, 4K görüntüler. 4K tiyatrosunda kurduk. Gençlerimiz 16-17 kız ve erkekli olmak genç çocuklarımız orada tiyatro kursları buluyordu. Kadın kollarımız aynı keza bütün bölgelerde Gent Valli, özellikle Anvers. Burada Anvers kadın kolları sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek bir hala devam ediyorlar. Örnek bir kadro kurdular. Çok aktifler. Anvers'i devam tek başlarına zıngır zıngır titrediyorlar öyle başta. Böyle devam etti. Ama bizim en büyük zenginlerimizden bir tanesi de biliyorsunuz priveli iş adamlarımız çok. Çok priveli iş adamlarımız var. Dedik o zaman biz güçleri birleştirmemiz gerekiyor. Güçte tabii dernek ayakta kalması finansa bağlı. Yani sponsorlar, renklerden olması her alanda maalesef bir şeyi elde edemiyorsunuz. Biz de dedik o zaman priveli esnaflarımızla bir esnaflar birliği kuralım. Biliyorsunuz benim yıllardır hep arkasında durduğum lobicilik çok önemlidir. Yani bir anda birleşmemiz gerekiyor. Maalesef bizde bu Türk toplumunda bu birleşmede bizde bir sıkıntı var. Birleşemiyoruz, toplum olamıyoruz, birliktelik oluşturamıyoruz. Dedik privelilere, iş adamlarımıza hatta ilk açılışta Lökeren Topkapı Düğün Salonu'nda bütün kurumlarımızın flamalarına iş adamları derneğimizi de kurduk. İş adamları birliğimizi Belçika Priveli Kültür ve Danışma Derneği'nin altında kurmuş olduk.
İlk etapta kimseye gitmedik. Yani öncelik bir tanımadık. İşte önce şu iş adamımıza gitmedik. Ama derneğimizin birinci açılışında, Lökeren'deki açılışta filamızı ortaya koyduk salonda, hatırlıyorsan. Salon dedik, bütün iş adamlarımızı filamanın bayrağımızın yanına bekliyoruz ve sağ olsunlar. Bütün herkes, iş adamları o bayrağı sahip çıktılar. Ve bir yıl içerisinde 13 tane iş adamımızla anlaşmalar sağladık. Anlaşma derken biz büyük meblalar değil. Hem o Belçika Piriberi Kültür ve Danışma Derneği'nin iş adamları birliğine üye yaptık. Üyelikte bir meblağ aldık ve onlara bir sayfa oluşturduk. Bir sayfa oluşturdum. Dolayısıyla bu 12 üye olan esnaf orada, bizim sosyal medyada, çok geniş bir sosyal medya ağımız vardı. Yani 9-10 grubumuz vardı. Her grupta da binlerce üyesi vardı. Ürünlerini paylaşabiliriz. Hem reklamını yaptık, aynı zamanda futbol takımlarımıza, tiyatromuza, bir derneğimizin gelen bütçesine de tabii ki bu esnaflarımız katkı sağladı. Böyle bir serüvenle başladık. Belçika Friberi Kültür ve Danışma Derneği olarak da hakikaten çok sağlam olan bir dernek kurduk. Friberilerin bende beklentinden daha fazlası bir güzel bir dernek oldu. Ve ben derneğin ilk kuruluşundan itibaren şunu dedim. Arkadaşlar, ben 2 maksimum 3 yıl bu derneğe zaman ayıracağım. 4 dörtlük size bir dernek kuracağım. Sonra bu bayrağı yeni nesil gençlere teslim etmek istiyorum dedim. Ve her zaman bunu tekrarladım. Sözümün daha arkasındayım. Benim hakikaten sağlam her kurumlarıyla, 10 bölgesiyle, Belçika ve Hollanda olmak şartıyla, Almanya, Fransa'daki istişare, oradaki privileri istişare etmek şartıyla çok güzel sağlam bir dernek kuruldu. Sonra demokratik bir şekilde ilk kez Belçika'da, Avrupa'da hiç yaşanmamış, olağan yoğunda katılımcısı olan bir kongre yaşandı. O kongrede seçime gidildi. Seçimde demokratik bir şekilde vatandaşlarımız geldi. Üyelerimiz teker teker oylarını kullandı. Ve demokratik bir şekilde İlhan kardeşim ve ekibiyle seçimi kazanarak bayrağı teslim aldılar. Evet hocam, Piribeyliler'i anlat anlat bitmiyor. Piribeyliler, evet. Kültür ve Dayanışma Derneği'ni anlat anlat bitmiyor. Biz de çok takip ediyorduk, seviyorduk. Çünkü Belçika'da binlerce dernek var ama maalesef kurulduktan sonra çok fazla faaliyete gidemiyorlar. Şimdi dernekçilik konusunu geçmeden bir soru var bu konuyla alakalı. Sosyal medya üzerinden Muharrem Kılıç Beyefendi soruyor. Necdet Bey'e sorar mısınız, seçimlerde başkanlığa yeniden adaylığını koyacak mı diye bir ifadesi var. Evet. Necdet Karataşlı seçimlerde aday olacak mı? Şimdi derneğimizin tüzüğünde seçim yılı, yani şu kadar yılda seçim olacak yazmamasına rağmen ben 3 yıl sonra seçime gittim. Hı hı. Çünkü dedik ya baştan beri kendim 2 maksimum 3 yıl sonra devredeceğim diye. Hatta bana dediler, seçime gidiyorsun niye aday oluyorsun? Şimdi şunu da yapabilirdim ben o zaman. Ben aday değilim, yeni kim adaysa gelsin devralsın diyebilirdim. O zaman sadece seçim olmazdı, devir teslim olurdu. Ben bilakis aday oldum. Niye aday oldum? Demokratik bir şekilde vatandaşlarımız tercihini yapsın, demokratik bir şekilde seçim olsun ve gitsin, devredelim. Ki öyle oldu. Şimdi birkaç ay önce derneğin sayfasında işte seçime gidilecek dedi. Maalesef aday çıkmadığı için şu anda mevcut yönetim derneğe devam ettiriyor. Bana da dendi işte, Necdet abi tekrar şunu bayrağı teslim al falan. Şimdi Suat, şöyle bir şey var. Devam ettirmek isteseydim zaten aday olmazdım veya seçim yapmazdım. Seçime gitmedim, devam ederdim. Bir de benim yapacak çok şeyle uğraşıyorum ben. Yani ben dernekle uğraşırken de yine Neco Şovlar vardı, programlar vardı, yine spor faaliyetlerim vardı, yine medya ile ilgili yine çalışmalarım vardı. Ben 3 yılı tamamladım. 3 yıl sonra derneği bıraktıktan sonra işte Neco Şov ve Neco Yollar'da işte yeni projeler başlattı. İnanır mısın, ben şunu bekliyordum yani. Hakikaten şunu bekliyordum. Gençler sahip çıksın bekliyordum. Hakikaten sarılsınlar. Bu dernek çünkü öyle kolay olmadı arkadaşlar. Yani ben kiliselerden sandalye kaptım geldim. Eskicilerden masa sandalyeleri bulduk. Takımım 6 ay boyunca onun bunun, yani polis kolejinin formalarına sahip çıktı. Yani kendi malzeme almak için. Dolayısıyla bu emeklere saygı istemiyorum da sadece sahiplenmelerini çok istiyorum. Dolayısıyla ben aday değilim. Yani çünkü geri tekrar canlandırmak zor olacak benim için. Şimdi hocam, şimdi
bir talep var. Yani daha önce de bazı Piribeyli vatandaşlarımızla ben de görüştüm. Yani Necdet Karataşlı'nın tekrar Piribeyliler Derneği'nin başkanı olmasının daha doğru olacağını ifade ediyorlar. Tabii bu sizin kendi inisiyatifiniz. Bu sorunun cevabını da bu vesileyle vermiş olduk. Evet. Şimdi değerli hocam, Necdet Karataşlı'yı anlat anlat bitiremiyoruz. Konuş konuş da bitiremiyoruz. Devam edelim. Şimdi Necdet Karataşlı bir ara böyle karate tarzı bir şeylere merak salmıştı. Ben ismini de doğru ifade edemiyorum. O yüzden direkt ana temelden bahsediyorum. Evet. Karate ile alakalı bir şeydi. Evet. Şimdi bu neydi? Nereden merak saldınız hocam? Ne kadar devam etti? Var mı bir, yani böyle bir Necdet Karataşlı renk falan ya, var mı? Bir şeyler yapabildik şimdi, mi? Ya şimdi kendi bir anladığım bir şey değil. Ne diyeyim ona bir tarz değil veya bir spor alanı değil. Şimdi ben 93 yılında belediyeye memur olarak girdim, başladım. Hı hı. 97'de işte Gentin Uyum Merkezi'ne, şu anda hala görevde olduğum, yine memurluk hayatım devam ediyor. Şimdi 93 ile 97 arasında gençlik çalışması yaptık. Ben gençlik merkezine, belediyenin gençlik merkezine çalıştım. Şimdi orada tabii ne yapıyoruz? Gençleri topluyoruz. İşte hangi alanlarda iyiler, onları araştırıyoruz. Genelde bizim Türk gençleri spor, futbol dönemiydi. Hepsi futbol takımı kuracağız dedik. Tamam. Ama bir kesim gençleri vardı ki yine iyi niyetle geliyordu Suat. Hocam ben futbol oynamak istiyorum. Ama o çocukları şu anda gerçekten gençler, kusura bakma. Yani 20 yıl geçtiler de. 25 yıl geçmiş daha doğrusu. Şimdi onlar evlendi, baklandı. Kendi çocukları var. Şimdi biz kayıt günlerimiz oluyordu. Gelirdi. Ben futbol oynamak istiyorum. Tamam. Kayıt yapar. Nerede oynamak? Bizim çocuklar hep golcü, forvet oynamak ister. Kaleci yok, defans yok, bek yok, hiçbir şey yok. Hepsi forvetçiydi. Ya bir gün baktım, bir tane böyle tombul benim gibi bir çocuk geldi. İyi niyetli, sarı sarı terliyor. Koşma yok, antrenman yok ama futbol oynamak istiyor. Dedim ki koçum, bak sen bu futbol oynayamazsın. Geldim sana başka spor alanına bakalım. Böyle konuşurken tesadüf o dönemlerde bir Belçikalı karı koca geldi, eş geldi. Salon arıyoruz biz dedi. Dedim ya bizim bir yerimiz var ama büyük değil. Baktılar işte bizim bu stüdyo büyüklüğünde bir yerimiz var. Dediler bura bize kafi. Dedik ne yapacaksınız? Biz Showbiryu kursu vereceğiz. Showbiryu. Showbiryu evet. Ya işte Showbiryu. Dedik ya bu ne? Yüzücü dedi. Tamam dedim. Dediniz ben anlamıyorum. Yüzücü dedi savurma tekniği olan bir spor. Dedim ne olacak? Ya buraya da biz döşekler atacağız. Burada varsa çocuklar da bunlara yüzücü dersi vereceğiz. Dedik yani biz karate gibi mi? Ha onun gibi bir şey dediler. Şimdi yerimiz var dedik. Niye olmasın? Futbol oynamıyor. Futbolda anlamayan çocuklara buraya yönlendiririz. En azından böyle bir şey var. Ya Suat bir tuttu. Ya en az 20'ye yakın kızlı erkek gençlerimiz geldi katıldılar mı? Ya şimdi aldığımız hoca da ben ne bileyim bir sırada vatandaş biliyorum. Meğersem 7. Dan Belçika şampiyonluğunu yaşamış birisiymiş. Emekli olmuş artık. İyi niyetli şekilde o Ladybird bölgesindeki çocuklara bir şey yapmak istiyormuş. Sonra tanıdıkça baktık arkadaş yani bu profesyonel başladı. Dedim bak hocayı çağırdım. Dedim bak sen bu işte uzmansın ben bir şey anlamıyorum. Sadece dedi ben sadece sizin idarenizi yönetimini yaparım. Ama bak, gerçekten bir şey anlamıyorum. Dediler tamam onu bize bırakın. Sonra 8 yıl boyunca bir Showbiryu Jiu-Jitsu takımımızda oldu. Evet. Evet hocam yani tesadüf olmuş. Senlik bir durum yok aslında. Senlik bir şey yok yani. Yani tesadüfen evet. Denk gelmiş sana diyelim. Onu da öyle temiz diyelim hocam. Evet. Değerli izleyenler, Necdet Karataşlı'nın o kadar çok yönü var ki ben her gün bir tanesine şahitlik ediyorum. Şimdi sorduğum sorular da o şahitlik ettiklerim varsa başkaları bilmiyorum. Soru olarak sorabilirsiniz diyelim. Şimdi hocam Uğur Coşkun kolay gelsin demiş. Biz teşekkür edelim buradan değerli Uğur Coşkun'a. Az önce bir ses problemimiz vardı. Onunla alakalı yorumlar var. Bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda sosyal medya ve televizyon üzerinden eş zamanlı bir yayın söz konusu. Umarım donmalar, takılmalar ya da sesle alakalı bir problem yoktur. Var ise lütfen bildirin değerli arkadaşlar. Az önce de ifade etmiştim. Burası yeni stüdyomuz. Bina değişikliği yapmıştık. Yeni bir stüdyo hazırladık burada. Bugün de ilk defa bu stüdyoda bir canlı yayın yapıyoruz. Bu da bize nasip oldu diyelim. Olur da bir problem varsa lütfen bildirin. Hocam devam edelim. Şimdi değerli hocam,
spordan bahsettik ama yani Necdet Karataşlı'nın sporla alakalı bir faaliyeti vardı sanki, hatırlıyorum. Evet. Yani buna birazcık değinebilir miyiz? Neler yaptın sporla alakalı? Vallahi neler oldu? Spor, kendimi gençliğimde futbol oynadım. Hı hı. Yani gençliğimde böyle tombuldum ben. Ama işte haspa kadar giderdik. Mehmet Kekeş vardı benim arkadaşım. Çocuk arkadaşım. Burada ona saygıyla selamlar söylüyordum. Dedi o Riese Henbrugge diye bir takım var. Orada oynuyormuş. Dedi beraber gidelim. Gittik. Kayıtımız yaptık. Futbola başladık. Yani futbolda da fazla anladığımızdan değil de hadi işte spor olsun. Gittik. İşte defans oynattılar. İşte geride oynattılar falan. Sonra bir gün bizim kaleci sakatlandı. Sakatlanmış gelmedi. Hı hı. Antrenör bana baktı ilk etapta soyunma odasında. Şimdi bana baktı. Ya bana bakınca ben de kendime arkaya baktım. Kime bakıyor? Dedi sen. Dedim evet ben. Dedi sen kalecik yapar mı? Dedim ben hiç anlamam. Anlamam. Dedi yaparsın. Yapma dedim ya yaparsın. Deplasmandayız. Ve Reisi Hernis diye bir takım var, ona karşı oynuyoruz. O çok önemli Reisi Hernis. Ona karşı onların sahasındayız. Dedi sen kalecisin. Bugün kalecilik yapacaksın. Ya Suat, kaleci formasını giydim, eldivenleri taktım, sahaya geçtim. Ya top kendine var mı yok. Ama ben bir delicesine hotluyorum, zıplıyorum, kapıyorum topu ama. Kemal Sunal film var ya, her hareketinde bir kurtarış yapıyor. Onun gibi abi tuttu, kalecilik tuttu. Sonra bir 6 yıl boyunca kaleci kaldım ben. Devamlı kalecilik yaptık. O da denk gelmiş. O da denk geldi. Evet. O da denk gelmiş. O da yani. Denk geldi. İşte evet. O kalecimiz sakatlanması, işte sakandıktan sonra bizim geçmemiz bir kalecilik serüven başladı. Sonra bir kaza geçirdik. Diz kapağımda bir sahaya atılan bir cam, kırık cam şişesi yüzünden diz kapağımda yararım oldu ve 9 ay sağırardı. Uzak kaldık ve bizim futbol hayatı da orada bitti. Yani futbol da eskiden beri var. Sonra devamlı takımlar kurdum ben. Hı hı. Futbol takımını çok kurduk. Bizim bir aslında efsane FC Nivleylibek var. FC Nivleylibek neden Flaman tarafı takımı? Çünkü 6 ay boyunca Türk takım altında oynadık. Hakemlere, yani kendim de hakem olduğu için hakemim, hakemlere maç daveti gelir. Derler işte Suat Necdet'e karşı oynayacak. Hakem evinde bilir. Ha orada kalksa işte Emir Daygucu, Priberi Spor yazsa ha, Türk takımı oynuyorum. Evde kendini hazırlar da bir Türk takımı oynayacağım. Biz ne yaptık? Hemen 6 ay sonra ismi değiştirdik. Madem biz Gent'in Ladybird bölgesinde takımsak FC New Ladybird. FC Ladybird'de New'i, yeniyi yeni ekledik. Çünkü önce de bir FC Ladybird varmış. Biz yeni Ladybird yaptık. Ve başladık. Suat inanır mısın? İşte bizim Türk gençlerin yapamayacağı bir şey yok. Ya bizim gençler maşallah 3 yılda takımını yaptılar biliyor musun? Amatörlükten profesyonel çıkarttılar. Ve ilk kalecilik yaptığım sağ FC Hermes sahasına FC Nivleydeberg olarak devraldık. Ve profesyonel bir sahada, büyük sahada, kantinimizin olan, tribünlerimizin olan, soyunma odalarımız, duş kabinlerimiz, ışıklandırması olan kendimize ait bir saha oldu. Ve Belçika Profesyonel Ligi'nde maç oynamaya başladık. 6-7 takımla, 2 A takım, 5 genç takımla maç oynamaya başladık. Öyle geliştik ki yani bunu tabii kısa tutacağım. Sonuçta 12 yıllık bir serüven bu. Ve her sene Belçika kupasını alıyorduk ve şampiyonluk alıyorduk. Ve inanır mısın Belçika genç milli takımına 2 futbolcu gönderdik. Belçika genç milli takımına 2 futbolcu gönderdik. Aynı zamanda ya bir gün bak bir çok ilginç bir iki şey var unutturma. Hocam bir gün antrenmanlardayız. Mevlüt Çakal burada saygıyla sevgiyle selamlıyorum burada. Mevlüt Çakal futbolcumuz. Ama güzel futbolcu. 3 kardeşti bunlar. Mevlüt, Metin, Murat. Üçü de güzel futbolcuydu. Hatta Metin o kadar iyiydi ki Belçika'nın ve Gent'in en iyi futbolcuları seçildi. En son Tanju Çolak Siirt Jet Paspor'dayken Tanju Çolak geldi. Metin'i kamera çekip görüşmelere saladık. Yani biz İstanbul'a 4 futbolcu gönderdik. Hesap edin. Bir gün Mevlüt Çakal bir tane siyahi bir adamla çıktı geldi. Siyahi. Dedi Necdet abi dedi işte bu futbol oynamak istiyor. Dedik ya iyi de tamam da ne yapacağız? Vallahi istiyormuş dedi. Suat hiç bilmiyorum. Adama dedim tamam lisansını dolduruyorum. Lisansını doldurdum baktım 67 yaşında adam. Çünkü siyahiler sevgili seyirciler siyahiler kıvırcıkları yok görünmüyor onların. Hı hı. Yaşlı ya, çok genç gösterirler. Dedim ya 67 yaşında ne yapacaksın? Bonjour dedi. Ben çok iyi futbolcuyum. İyi oynuyorum ben de. Dedi ki
aldık Suat lisansı gönderdik. Çünkü genelde lisanslar futbolla uğraşanabilir. Bir hafta sonra lisans gelir. Ya Suat bana bir yazı geldi. İngilizce Mr. President, işte George Weaver, işte bilmem şöyle şey. Leon Makuna dedi. FIFA'da dosyası var. UEFA'da dosyası var. Dedik ya biz ne yaptık? UEFA, FIFA ile bizim ne işimiz olur? Aradım hemen. Pedro'sunu aradım. Ya bizde böyle bir UEFA'da, FIFA'da yazılar geldi. Ne bu? Ne açıdan? Şu açıdan. Dosya numarasını verdim. Adam da Necdet. O Leon Makuna kim biliyor musun? Dedim kim? Belçika'ya gelen ilk siyahi futbolcu. Agent'te oynamış. Ve en son oynadığı, yönettiği takım antrenör olarak Zaire milli takımı. Ve en son oynadığı takımda Eintracht Frankfurt, Barcelona, Porto. Dedik ya biz kimi almışız ya? Ben çağırdım. Dedim Leon sen kimsin? Dedi ben Leon Makuna. Dedim iyi de kim? Ya işte ben şu. Aa dedik lan biz size de ödeyemeyiz. Yok para istemiyorum da bana bir mobilet alın. Kafi dedi. Ciddi misin? Ciddi. Bir mobilet. He. Bak dedim sonra bana kalkıp dedi lisans parası. İşte transfer parası yok. Yok yok dedi. President ben başkan hiçbir şey istemiyorum. Sadece mobilet alın. Evden buraya gelip gidin yeter. Evine gittim Suat. O kadar perişan. Koskoca dünya cümlü bir insan. Dedim ne oldu? Dedi ya hiç sorma. Bütün birikintimi ülkeme gittim Zaire'ye. Kongo'da Zaire'de bir transport şirketi başlattım. Ortak. Ben bilmiyorum bu işi. Ben futbolcuyum. Başka bir transport şirketini anlayan bir tane başlattık. Adam beni dolandırdı. Şimdi geldim. İşte burada sosyaldan yardım alıyorum. Onunla geçiniyorum. Deme ya. Va. O kadar düşmüş. Ve Leon Makuna bizim şeye geldi. Takıma geldi. Her gün manşetteyiz. Gent'in Galatasaray'ı şunu yaptı. Gent'in Galatasaray'ı. Leon Makuna bütün basın bizim sahada. Her zaman basın. Dedik ya biz bu adama nasıl edeceğiz? Ama hakikaten adam bir kuruş para istemiyor. Sadece mobilet aldık. Gelip gidiyor. İyi bir adam. Dedik ki ama gerçekten 2 yıl önce Leon'la tekrar görüştük. Tabii ki iyice yaşlanmış. Ta ki eşi ölene kadar. Eşi öldükten sonra bayağı çöktü. Onu sana bıraktı. Akabinden Johan van Breij geldi. Johan van Breij'i tanıyoruz. Gazetede basınabiliyoruz. Ledebert'te oturuyormuş bilmiyorum. Yani bizim oturduğumuz bölgede oturuyormuş. Dedi başkan dedi ben Ledebert'te oturuyorum. Dedim siz dedi evet Johan van Breij ben. Çok ünlü uluslararası bir antrenör. En son işte Münih, Bayern Münih, Schalke, Eintracht Frankfurt, Belçika'da birkaç Standard Liège gibi takımları çalıştırmış. Ve emekli olduktan sonra Ledebert'e gelmiş. Ledebert'e bakmış. Daha hangi takım var? FC Nîmes Ledebert var Gent'te. Gençlik, amatör kümen. Geldi. E ne yapacağız? Ben dedi yıldız takımına talip. Dedim bak Leon geldi. Bir kuruş yok para istemiyorum. Sen ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum dedi. Motor da istemiyor. Motor da istemiyor. Ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Ve öyle bir takımla bıraktık. Orada da bırakma sebebimiz şöyleydi. Yani bir 13 yıl boyunca başkanını yaptırdım, idaresini yaptırdım. İdare ettim takıma. Dediler ya işte yeni bir yönetim gelsin artık. Dedim hay hay. Zaten ben de böyle bir şey yapıyorum. Şimdi uzun yapmanın. Ben koltuğa yapışanları değilim. Hep üretken bir insanım. Her zaman ben gideyim. Başkaları gelsin üretsin. Yeni projelere gireyim. Sonra seçim oldu. Seçimde ben aday olmadım. Aday olan listeler çıktı. Maalesef bir yıl sonra o takımda çöktü ve bitti, kapandı. Ama son 6 ayını geri tekrar elime aldım. Kurtarmak istedim ama maalesef kurtaramadık. İşten geçmişti artık. İşten geçti evet. Öyle bir efsane bileydi ben. Rengim de sarı kırmızıydı Suat. Öyle mi? Gent'in Galatasaray'ı evet. Diye çok anılmıştı bir dönem. Çok enteresan hocam. Sende hikaye çok. Gerçekten sende hikaye çok. Şimdi hocam öncelikle bir yorumlara göz atayım. Evet. Selam var Piribeyli'den. Saadettin Karataşlı. Piribeyli'den selam. Selamlar. Üstün başarılar dilerim demiş. Bizden de saygılar selamlar olsun Saadettin Bey'e. Diyelim Piribeyli'ne. Coşkun Muhammed hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de saygılar ve selamlar olsun diyelim. Şimdi hocam devam edelim sorularla. Sorularımız daha var. Şimdi Necdet Karataşlı televizyon programları da yapıyor demiştik. Yeni dönemlerde yani mevcut dönemde yani daha önceden değil de yeni evet. Zamana döndüğümüz zaman bir Neco Show var. Bir Neco Show serüveni var.
Ne zaman başladı bu Nejo Show serüveni, hangi aşamalardan geçti, kaç bölüm oldu, devam edecek mi, nasıl, biraz da o konulara girelim. Şimdi Nejo Show, Emir Başkan burada, aslında Emir Başkan'ın bir sözü vardı, derneğimizin ilk açılışında, işte ben devamlı şeyleri, siyasetçilerimizi uzun uzun, yani bir programda ben uzun uzun konuşmalar sevmiyorum. Dolayısıyla her zaman denilen iki aile buluşmasında şunu devam ediyordum. Bütün herkese davet ederim sahneye. Herkese soru cevap hakkında bir şey. Hem kendilerini tanıtır siyasetçilerimiz hem de derne, biz kendi primerimizi anlatır. Öyle şeylerdik. Emir Başkan Kres Hotel'de Şaşkınım düğün salonundaki ikinci primer şeyde, ya dedi başkan sen resmen bir şovmensin dedi. Dedim ya başkanım bırak. Vallahi sen bir şovmensin dedi. O dönem İşte siz de vardınız. Belen Türk'le Cihan dedi, ya hakikaten mikrofon sana ne kadar çok yakışıyor dedi. Dedim ya ben bu mikrofona yeni alışık değilim. Bir dönem düğünlere çıktım. Mikrofon ben adamım. Yakın bir alet. Dediler yok ya işte. Sonra Belen Türk Stream Life'da canlı yayınlara başlayacaktı. Ve bana dedi ki ya başkan dedi, benimle program yapar mısın? Dedim birlikte mi? Yok dedi. Ben Belen Türk adına program yapar mısın? Burada Belen Türk anıyorum yani sıkıntı yok. Dedim hay hay niye olmasın? Dedim düşünün konsepti hazırlayalım dedim. Çünkü ben hakikaten öyleyim. Bir şeyin ön hazırlığını ben çok önemserim. Tabii önemli. Hadi ya bir Allah bir işe girmem. Dedim ben ön hazırlığımı yapayım. Dediler ya işte bir iki hafta geçti. Cihan kardeşim dedi ki ya ne bekliyorsun? Ne çok? Dedim hocam bir dakika. Ön hazırlığı olsun. Sonra da şunu da niye eklemedik demeyelim. Konseptini hazırladık. İşte kendi reklam diyorum. Stüdyo dekorasyonlarım falan hazırladım, konuklarımı hazırladım ve start başladı. Ne zaman başladı? 2014 sanırsın. 2014'te başladı. Yani 4 yıl olmuş. 5. yıla gidiyoruz. 2014 yılında başladı. Sonra bu serüven devam etti. Ta ki 2017 yılına kadar. 2017 yılında tam sezon falanına girdik. Sonra işte annem vefat etti. Ara uzadı. Evet. Ondan sonra işte bir duraklama dönemi oldu. Sonra bu arada da Belen Türk'te canlı yayınlar değil de işte gazeteye çok ağırlık verdi. Sonra sizden teklif gelince, Aktif TV'den, Suat Bezenk'te teklif gelince dedim önce Cihan'ı aradım. Çünkü bende böyle prensip vardır. Cihan kardeşim aradım, Cihan böyle yapacağız mı dedi, biz yapmayacağız. O zaman dedim böyle teklif geldi. Allah var Cihan da çok buradan saygılar, selamlar sunuyorum. Cihan da hay hay beni aramanız benim için büyük bir onur dedi. Güzellikle buraya geldik ve Nejo Show devam etti. Kaç bölüm oldu Suat? Aktif TV'de yayınlanan 30'dan fazla herhalde vardır hocam. Fazla. Daha 60, 70. Yani 47 Nejo Show var. 24 de Nejo Yollar'da var. Hocam Aktif TV'nin şu anda en istikrarlı programcısı ve programı Necdet Karataşlı ve Nejo Show. Evet. Şimdi ikinci program da çıktı. Bu daha önceden de tecrübelerine dayanarak ben söylüyorum şimdi. Az önce de ifade ettiğin gibi hocam. Şimdi Necdet Karataşlı bir işe girdi mi sürekli bir level atlıyor diyelim. Şimdi Nejo Yollar'da nasıl başladı hocam? İçerik olarak nedir? Şimdi istersen önce bir Nejo Show'un formatını biraz açalım. Sonra Nejo Yollar'da geçelim. Evet Nejo Show'un formatı bir talk show. Talk show programı. Belçika'nın ilk talk show programı. Evet Belçika'nın ilk programı. Hatta Avrupa'nın ilk talk show. Avrupa'nın. Evet. Çünkü Türkçe bir talk show başka yok Avrupa'da. Talk show programı. Talk show programı nedir? İşte konukların olan, ya çok ciddi olmayan sohbet programları. Sanatçılarına, konuklarına, gazete yazıcılarına. Yani sohbet ama işte böyle şey değil. Sonuçta show programı ama gündemlerde konuları konuşup sanatçılarımız, siyasetçilerimizi kendilerine anlatıp bir konuşma sohbet programıdır talk show. Genelde 3 konuklu olan, öncelerde öyleydi 3 konuklu, seyircili olan. Tabii seyircili olanı daha güzel. Çünkü direkt olarak seyircilerle iletişim halinde olmak daha güzel oluyor. Böyle bir program, talk show programı. Aktif TV'de de işte seyircili yapamadık ama konuklarına sık sık yaptık. İlerleyen zamanlarda i̇nşallah, olacak inşallah. Evet. Mevcut stüdyomuzda, şu anki stüdyomuzda. Konuklarımıza bilgiler aktardık. Yazarlarımızı, şairlerimizi, siyasetçilerimizi, sanatçılarımızı veya herhangi konuda ben şunu aktarmak istiyorum dediği konularda burada Nejo Show'ları da aktardık. Tabii aynı zamanda Nejo Show devam ederken işte dışarıdan da çok talep geldi.
Ya Necid abi şuraya gelir misin? Ya şurada bizim etkinliğimiz var. Şurada bir senin fikrini almak istiyoruz. İşte kameranın kapken muhabbeti falan başladı. Şimdi birkaç kere gittik. Yani çekimler yaptık işte. Özellikle Lokalen'deki cami festivalinde kermisine. Sağ olsun Adem Mergen burada. Ona da saygıyla selamlar sunuyorum. Başkan dedi ya işte Aktif TV burada da etkinliklerimizi görmek istiyoruz. Şimdi düşündüm. Tamam dedim geliyoruz dedim. Ama işte o da Nece Show olarak yayınlandı. Ama sonra düşündük. Ya dedik Nece Show şovluktan çıktı yani gezi programına gidiyor. Dedik buna bir şey koyalım artık. Nece Show'u ayrı tutalım. Öbürünü ayrı tutalım. Ne yapalım ne yapalım. Hatta birlikte bayağı bir kafa yorduk burada. Sonra Nece Yollarda ya ki öyle. Nece o şovdan, stüdyodan yollara çıkmış. Nece Yollarda diye başlattık. Devam etti. Ama Türkiye'ye gittik. İzin tatili yaz dönemi geldi. İşte duramıyorum arkadaş. Herkes gidip mayosuna denize atarken biz 8-9 bölüm çektik. Evet. Nece Yollarda Türkiye ayağına başlattık. Spotlarımızı hazırladık. Reklamlarımızı yaptık. Nece Yollarda Türkiye olarak da Türkiye'nin çok güzel yerlerini işte İstanbul, İzmir, Alaçatı, Çeşme, Afyon, Eskişehir 3 bölüm oldu. Privey ile Emirdağ olmak şartıyla 8 bölüm çekmişiz. 8 bölümde burada yayınladık. Şimdi Nece Yollarda Türkiye konsepti rafa kaldırdık. Şimdi Nece Show'la Nece Yollarda inşallah devam ediyoruz. İnşallah. Evet. Şimdi hocam yorumlar geliyor. Ben ara ara fark ettikçe buradan değerli izleyenlerden özür diliyorum. Sosyal medya hesabı üzerinden gelen yorumlar farklı farklı gruplarda, sayfalarda paylaşılmış olduğu için takip etmekte zorlanıyorum. Direkt Aktif TV'nin sosyal medya hesabı üzerinde bulunan yayına yorum yaparsanız takip etmem daha kolay olur diyelim. Hüseyin Filiz Değirmenci, hayırlı olsun inşallah, tebrikler evet. Üstad demiş. Evet. Hüseyin abi burada ben de saygıyla selamlıyorum. Eskişehir'de çok değerli bir abimiz. Kendisi Eskişehir Şeker Fabrikası'nda çalışıyor. Bu sene de zaten Eskişehir'deki Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Privey Derneği'nin yöneticisi kendisi de. Fevzi Çakmak'ta da orada bir derneğimizin şubesi var Eskişehir'de. Öyle mi? Tabii ki, tabii ki. Tabii evet, ki. Bizden de saygı ve selamlarımız iletmiş olalım bizler de bu vesileyle. Değerli hocam, programıma konuk olduğun için ben çok teşekkür ediyorum. Şeref verdin, onurlandırdın beni. İlk programımda Necdet Karataş diye ağırlamak beni çok mutlu etti. Son olarak neler söylemek istersin? Son cümlelerini alalım. Dilersen evet. Bitirelim ufak ufak. Tamam. Suat şimdi şöyle bir şey var. Aktif TV gerçekten bir ayrımcılık. Yani ayrımcılık. Bunu herkes biliyor artık. Yani şu çok önemli. Süreklilik çok önemli benim için. Bir de bir işi yapıyorsan ilerlemek, ilerleyebilmek çok önemli. Geriledikçe o demotive yapar insanı. Ve yani bu aktif diye kattığım katkılarını da gördüğün gibi ben her zaman ya geriye bakmıyorum, hep ilerlemek istiyorum. Aktif TV de böyle bir şey yani. Bugün Aktif TV çatısı altında bütün program yapımcılarımız, teknik, kamera arkası, kamera önü, finansı, yatırımcılar hepsi hep ileriye bakıyor. Bu çok pozitif bir şey. Yani geriye takılmıyoruz. Aktif TV'de bunun meyvelerini görüyor. Yani bugün şimdi Aktif TV 2 yıl önceye baktığımız zaman bir de şimdiye baktığımız dağlar kadar fark var. Ve her gün bu farkı görüyoruz. Biz de görüyoruz, seyircilerimiz de görüyor. Yani bugün kalkıp da herhangi bir yere gittiğimde, bugün Fransa'ya gidiyorum, Hollanda'ya gidiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Yani Türkiye'de bir anekdotumu anlatayım. Bu sene Didim'de benim adımda bir inşaat sektörü var. Onunla biz reklam görüşmeye gittik, anlatmıştım sana. Dedi bir dakika biz Aktif TV biliyoruz ama dedi bir bizim reklam ne bir de ne dedi basın reklam yayıncılık müdürümüz de siz bir analizini yapsın. Şimdi öyle deyince tabii ben korktum. Bir devasa bir koltuk var Suat. Oturdum ama koltukta kayboldum ben. Dedim ya bu adam benim neyim araştıracak. Suat bir de 15-20 dakika sonra 3 kişi geldi. 2 bayan bir erkek. Müdür dedi işte patrona biz analizimizi yaptık, araştırma yaptık. Dedi Aktif TV kim peki dedi. Ya bir anlat Aktif TV'yi. Ay, anlattıkça ben daha rahatladım artık. Koltuk darına gelmeye başladı. Ya o kadar güzel anlattı ki yani adamlar yani biz kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dışarıda o kadar değil. Dışarıda çok
büyük olduğumuzun farkı. Başka bir sanatım daha çok hoşuna gidiyor. Hı hı. Yani bugün Acun Medya'dan bahsediyor. Bu reklam olsun olmaz bilmiyorum. Yani bugün TV8 ve TV8.5 tarzında bir kanal olduğunu söyledi bize, bana. Ve izlenme oranları bana çıkartmış. Nece Show'u Nece Yollar'da izlenme oranları çıkartmış. Türkiye'de çektiğim programların adam hepsini bana anlattı ya. Dedim ki hocam şu alabilir miyim bu bilgiler niye? Dedim ya biz daha yani biz yani binlerce euro versek bunu yaptıramayız biz. Gerçekten Fransa'ya gidiyorum. Yani her alanda direkt ben Aktif TV'nin muhabiri program yapıcısı gelmiş. Yani her alanda izleniyor. Bu çok önemli bir şey. Yani izlenme oranlarına baktığımız zaman çok önemli. Dolayısıyla Aktif TV artık hiçbir zaman gerilemeyecek. Ve bizim de güzel bir sloganımız var. Burada da bizim ofise girince yazıyor zaten. Her şeyin bir ilki bir ustası var. Hakikaten bu çok önemli. Yani önemli olan bir mutfağa güzel ustalar bulmak. Güzel ustalar bulduktan sonra çok lezzetli yemekler yaparsınız. Güzel yemekler yapıldıktan sonra restoranınız devamlı full olur. Bizim restoranımız kamuoyu, o izleyiciler devamlı bizim programın tadını aldığı müddetçe hoş oluyor. Bizle de burada her ne kadar da acizane ustalık demesek de çıraklıktan başlayıp bir şeyler yapmıyoruz. Ama her şeyin bir ilki, bir de ustaları var. Bu ilkler, bu ustalar, bu Aktif TV çatısında ben her zaman şunu söylüyorum. Arkadaş, ne olursa olsun bir şeyi sahiplenmek en güzel şeydir. Biz artık bu ülkede bir avuç insanız. Her şeyimize, bir tek medyaya değil, her alanda elimizin altındaki değerlere artık sahiplenelim. Yoksa biz sahiplenmezsek başkaları gidip alıyor. O zaman biz başkaları adına, altına çalışan kişilerine aa ne güzel Türk'ümüz. Aa bilmem aa bunun işte şu bardağın şurasında Türk yapımı varmış. Onunla gurur duyuyoruz, onunla onurlandırıyoruz. Ben şununla örnek veriyorum devamlı. Mehmet Öz. Yıl 1980'li yılların sonu köylünün birisi kalp ameliyatı geçiriyor. Gent Üniversite Hastanesi'nde Üzzet diye tanınan bir hastanede bekliyoruz. 2 hafta boyunca profesör cerrah bekledik ameliyat yapmak için. Bir de gele gelen Mehmet Öz'ün babası geldi. Dünya ünlü bir kalp cerrahı. Dedik ya gel, evet Türk, gele gele Türk ama Amerika adına geldi. Amerika'dan gelirmiş, Avrupa'da bütün ameliyatları yapıp çeker gidermiş. Ve gurur duyduk. Aa Türk asıllıymış. Ya kardeşim yok. O Mehmet Özlere, Aktif TV'lere, büyük siyasetçilerimize elimizin altına değerle sahip çıkalım. Kendimiz gururlandıralım. Yoksa birileri elimize aldıktan sonra sadece şunu diyor. Ha Türk asıllıymış. Önce de Türk'ümüz demeyelim. Sahip çıkalım. Her alanda sahip çıkalım. Bu da Aktif TV'de sizlere kanalına sahip çıkalım diye düşünüyorum Suat. Çok uzun bir şey oldu. Kapanış orada değil mi? Mesajlar güzeldi. Yerindeydi. Evet. Çok teşekkür ederim. Elbette bizler de mevcut şu anda kadromuz çok güzel, çok memnunuz. Dışarıdaki tepkiler de bu yönde. Çok olumlu, çok negatif. Pozitif. Yani insanlarımız yapılan çalışmayı ve verilen emekleri çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Programa katıldığınız için teşekkür ettim. Ayrıca bir de konusu açılmışken Aktif TV'de olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Suat Bezenkirli'nin ilk bölümüyle sizlere seslenmeye, ifade etmeye çalıştık. Umarım bir sorun olmamıştır diyorum. Bir başka programda yine görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kurtuluş Caddesi numara 52 Afyonkarahisar Merkez. Gündeme dair yorumlanması gereken ne varsa Aktif TV ekranlarında sizler için yorumlayacağım. Dünyanın yorumlanması gereken gündem konularını ele alacak olan tecrübeli gazeteci Suat Bezenk, kendini has üslubuyla Belçikalı Türklerin televizyon kanalı Aktif TV'de ekrana merhaba diyecek. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş bilgi, en gelişmiş yöntemlerle